Güzel insanlar merhabalar. Bugün sizle yalnız üzerine konuşmak istiyorum. Artık hep sınavdan konuşmak vallahi beni de sıktı. Diyeceksiniz hocam nereden çıktı? Son dönemde gerek sizlerle yaptığım görüşmelerde, gerek sosyal medyadan aldığım dönütlerde şunu görüyorum. Kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Çünkü yalnızız. Gerçekten de yalnızlaştık ya da yalnızlaştırıldık. Ya bunun birçok nedeni var tabii. Belki en önemli nedenlerden bir tanesi de doğadan bu kadar uzaklaşmamız. İnsan doğadan uzaklaştıkça kendini yalnız ve değersiz hissetmeye başladı. Aslında biz sadece fiziksel anlamda doğadan değil, farkındaysak ya da muhtemelen farkındayız. İnsan kendi doğasından da uzaklaştı. İnsan kendi doğasına yabancılaşmaya başladı. Ve bu da biz aslında kendimizi yalnız ve değersiz hissettirmeye başladı. Doğa kısmını belki ilerleyen videolarda ele alırız. Ama bugün ben konuşmak istediğim bunun başka bir boyutu. Yalnız hissetmemizin bir değer nedeni de duygularımızı paylaşmamamızdır. İnsanı belki de doğadaki diğer canlılardan ayıran önemli noktalardan bir tanesi de hayatında duygulara yer vermesidir. Duygularını paylaşabilmesidir. Eğer hayatınızda duygu yoksa kendinizi hayatta yalnız ve değersiz hissedersiniz. Peki şöyle bir düşünün. Günlük hayatta ne sıklıkla duygu ifadesi kullanıyorsunuz? Kırıldım, üzüldüm, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Mutluyum, yalnızım, sevindim. Dolayısıyla bakın biz artık çok duygu ifadeleri kullanmıyoruz. O kadar ileri düzeye geldi ki duygu ifadelerini bile bilmiyoruz. Bazen grup çalışmalarında diyoruz işte iki dakika süreniz var duygu ifadeleri yazın diye. İnsanlar duygu ifadelerini artık bırakın kullanmayı düşünüp yazamıyorlar bile. İşte insan duyguları paylaşmadığı zaman, duygular paylaşılmadığı zaman kendini yalnız ve değersiz hissetmeye başlıyor. Tabii ki bazen şunu diyenler oluyor. Hocam ben hani anlaşılmıyorum ki. Ya yani ben evet duygularımı paylaşmayı seviyorum. Ama anlaşılmadığım noktada artık paylaşmayı bıraktım. Bunu tabii ki yapmamak gerekiyor. Çünkü neden? İnsan anlaşılmadığı zaman, özellikle duyguları anlaşılmadığı zaman evrende kendini yalnız ve değersiz hissetmeye başlar. O yüzden lütfen gerek yaptığınız işe, gerek konuşmalarınıza duygu ifadelerini koy. Şimdi bunun bir diğer nedeni ise arkadaşlar bizim toplumumuz bir gariptir. Bize aslında duygularımızdan utanmayı öğretiyorlar. Bakın düşüncelerinizden utanın. Çarpık bir düşünceniz varsa, sorgulamıyorsanız, toplumdaki haksızlıkları, çarpıklıkları görmüyorsanız, bunu düşünemiyorsanız kendinizi eleştirin. Bu düşüncenizden dolayı da utanın. Ama duygulardan utanılmaz. Duygunun doğrusu yanlışı olmaz. Duygularınızı anlamaya ve barışmaya çalışın. Şimdi biz tabii ki duygularınızı yaşayan ifade edin derken şöyle bir yanlış algılama da oluyor. Sadece ben olumlu duygulardan bahsetmiyorum. Yaşanmayan, ifade edilmeyen olumsuz duygu da size kendinizi yalnız ve değersiz hissettirecektir. O yüzden lütfen hayatınızda daha fazla duyguya yer verin. Hayatınızda eğer duygular yoksa, duygu yoksa kendimizi yalnız hissederiz. Niye biliyor musunuz? Makineleşiyoruz demektir. Sadece işleyen fiziksel makinelere dönmeye başlıyoruz. Ben size bugün itibaren önerim. Lütfen kendinize şudur görevler verin. Sabah kalkın. 10 tane duygu ifadesi yazın. Ve deyin ki ben bugün gün içerisinde insanlarla iletişimimde bu duygu ifadelerini kullanacağım. Bir şekilde çevrenize sizi anlamaya başlayacaktır. Şimdilik hoşçakalın. Artık böyle belki 2 haftada bir sınav dışında da bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatımız hep sınav olmasın. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.